Peki bir şey soracağım. Sen hiç annenle babanın arasında geçen konuşmalardan bir şey hatırlıyor musun? Hani belki bir şey ima etmiştir. Sen oradan bir şey hatırlarsın. İyi akşamlar Nergis Hanım. Adım Deniz Yenice. Profesör Yusuf Yenice'nin kızıyım. Nergis Hanım. Evet, tanıyorum sizi. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Ben sizinle özel bir şey konuşmaya geldim. Fatih yabancı biri değil. Bizden biri. Lütfen rahat olun. Sizden bir ricada bulunmaya geldim aslında. Tabii yardımcı olabileceğim bir şeyse eğer. Beni Akıncı'ya götürün lütfen. Bakın bana yardımcı olabilecek tek kişi Akıncı. Ondan başka hiç kimseye güvenemem. Ben sizin yayınlarınızı izledim. Beni ona götürebilecek tek kişi sizsiniz. Lütfen Nergis. Lütfen Akıncı ile buluşmamı sağla. Akıncı ile görüşmek neden bu kadar önemli senin için? Bir şeyler oluyor çünkü, garip şeyler. Ne gibi? Ben derdimi hiç kimseye anlatamıyorum. Bir dakika, sen polise ifade falan vermedin mi? Verdim. Verdim ama ben onların polis olduklarını hiç sanmıyorum. Bakın, babam öldürüldüğünde ben evdeydim. Televizyon falan kapalıydı, dünyadan haberim yoktu. Bir anda alıp götürdüler beni. Kim götürdü, kimler? Bilmiyorum. Resmi görevli gibi görünüyorlardı. Sonra? Her şeyi anlattım onlara. İstanbul'da olanları, bizi kaçıranları tarif ettim. Hatta bir tanesinin ismini bile verdim. Yani normal şartlarda böyle bir durumda ortalığın ayağa kalkması gerekmez miydi? Ama kalkmadı, hiçbir şey olmadı. Evimde göz hapsine alındım. Hiç kimseye ulaşamadım. Buraya nasıl geldin peki? Kaçtım. Komşum yardım etti. Kaçmak zorundaydım. Sıra bende çünkü. Bir dakika, İstanbul'da beni kaçıranlar dedin, isim dedin. Kimdi onlar? Söyle bana, isim ver. Akıncı ile konuşurum. Sadece Akıncı ile. Bak Deniz, eğer bana güvenmiyorsan buraya kadar gelmemeliydin. Eğer Akıncı ile gerçekten görüşmek istiyorsan da bana isim vermen lazım. Seni kimler kaçırdı? Peki. 2 kişiydiler. Yani başlarında 2 kişi vardı. Bir kadınla bir adam. Bir çift. İsmi? Adamın ismini bilmiyorum. Ama kadın... Kurşunlamışlar Meryem abla. Fatih de Nergis de içerideymiş. Yapmayın. Lütfen arkadaşlarım içeride. Arkadaşlarım içeride lütfen. Çekilin arkadaşlarım. Çekilin. Bakın geçemezsiniz. Fatih. Fatih oğlum. Fatih. Anne! 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 Abla ya! Anne! Abla! Anne! 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 Anne, iyiyim. Fatih. İyiyim, buradayım. Fatih. İyiyim. Oğlum. Oğlum, yaşıyorsun oğlum. Sayın seyirciler, kendi dijital platformunda yayın yapan Derin Gündem programının yapımcısı gazeteci Nergis Emiroğlu'nun iş yeri dün gece kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kurşunlandı. Saldırıda meslektaşımız Nergis Emiroğlu ve o sırada stüdyoda bulunan Fatih Aktolga isimli şahıs yara almadan kurtulurken, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir suikast neticesinde hayatını kaybeden Profesör Yusuf Yenice'nin kızı Deniz Yenice maalesef kurşunların hedefi olarak olay yerinde can verdi. Deniz Yenice'nin aynı zamanda profesörün asistanı oluşunu ve babasının bilimsel çalışmalarına olan yakınlığını göz önünde bulunduran emniyet birimleri soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor sayın izleyiciler. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Söz şimdi yeniden merkez stüdyomuzda. Kimsiniz siz? Müdürüm, ifadeler tamam. Tamam Münih, sağ ol. Adam çöpçü falan değil. Başka işler peşinde. Ben bu herifi fark etmiştim ya. Yanaşırken sokaktaydı. Bizi gözlüyormuş demek ki. Güneş, olay yerindeki ekiplerle görüştünüz mü? Bu çöp arabasını bulabilmişler mi? Hayır müdürüm, hala etrafta arama yapılıyor. O arabayı bulmadan durmasınlar. Bu herif de sistemden tarat kimmiş, neciymiş öğrenelim. Emredersiniz müdürüm. Resmi büyütüp netleştirmeye çalış. Arama emri çıkar. Fırla hadi. Baş üstüne. Hey Nergis, sen nasılsın? İyiyim. Müdürüm yani, daha iyi. Bu profesörün kızı, Deniz. Niye sana gelmiş? Öğrenme fırsatımız olmadı maalesef. İfademde de belirttiğim gibi. Nergis, ifadeyi boş ver. İfadede her şey söylenmeyebilir. İnsan bazı şeyleri kendine saklar. Ama söylemediğim bir şey varsa, ki bence var, şimdi tam sırası. Benden bir şey istedi. Ne? Ne istedi? Onu Akıncı'ya götürmemi istedi. Polise değil, Akıncı'ya. İyi. Bunun için sebebi var mıymış? Yani sadece Akıncı'ya güvenebilirmiş, öyle söyledi. Sakın yanlış anlamayın bu arada. Yani benim söylediklerim sadece Deniz'in söylediklerini aktarıyorum ben size. Tamam Nergis. Teşekkür ederim bu kadar. Teşekkürler. Fatih. Sen biraz kal, olur mu? Okula yetişmem lazım. Sonra? Fazla sürmez. 2 dakika. Benim çıkmam lazım. Kusura bakma. Görüşürüz. Çöp arabası bulunamadı. Demek bulunamadı ha? Kahve istemediğinden emin misin? Yok, dediğim gibi okula yetişeceğim. Peki. Nergis'le yakınsınız değil mi Fatih? İyi arkadaş sayılırız, evet. Akıncı ile ilişkisinden söz etti mi hiç? Akıncı ile bir ilişkisi mi varmış? Yani ben de onu öğrenmek istiyorum. Böyle bir şeyden söz etti mi? Yani söz etse ne olacak? Anlatmanı isteyeceğim. Fatih, ya öyle bakma. Bu benim işim. Bak o zavallı kızcağız, profesörün kızı. Ta Ankara'lardan gelip Nergis'i buluyorsa, kendisini Akıncı ile görüştürmesini istiyorsa ve bu konuşmalar senin önünde geçiyorsa... Nergis'in anlatmadığı herhangi bir şeyi ben sana anlatamam, anlatmam. Ne demek bu? Nergis'e sor demek. Fatih, saçmalama. Ben enişten. Fark etmez. Nergis'in anlatmadığı Nergis'i bağlar. Bu onun sırrıdır demektir, değil mi? Ve herkesin bir sırrı, o sırrı da saklama hakkı vardır. Değil mi? Yalan mı? Kanunların işlemesine engel olacak bilgileri saklamak suçtur. Akraba mı olmanın bir şey değiştirmez. Bu senin için de geçerli Fatih. Peki. Tutukla beni. Gerekirse. Ki umarım gerekmez. Ama gerekirse yaparım. Şu hale bir bak. Nelerle kurmuştuk burayı, ne hayallerle. Bırakmalıyız belki de. Ara vermeliyiz en azından. Çok soğuk burası ya. Şu cam işini ne yaptın? Gelebiliyorlar mı bugün? Aradım. Yarından önce gelemiyorlarmış. O zaman bir çözüm bulmamız lazım. Taner'i aradın mı? Aradım. İyi miymiş? İyiymiş. Nergis. Bak lütfen dinle beni. Şu halimize bir bak. Taner ölümden döndü. Stüdyo kurşunlandı. Sen neredeyse... Bazen bırakmayı bilmek gerek. Hı? Biraz ara verelim lütfen. Ya da duralım en azından. Ben durmayı bilmiyorum ki Beste. Bilmiyorum yani. Durmak nasıl bir şey bilmiyorum. Haklısın. Ama bak güzelim, karşımızdaki adamlar... Onlar insan değil, başka türden yaratıklar. Öyle düşün lütfen. Düşünemiyorum. Düşünemiyorum yani. Ben şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Gene ne oluyor ya? Gene ne oluyor? Sizinkiler biraz. Hep bu eksikti ya. Ben çıkıyorum. Sizi biraz yalnız bıraksam daha iyi olacak. Nergis. Abla iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Nergis. Kızım ben bıktım artık. Her gün Nergis'in başına bir şey gelecek mi diye korkmaktan, gece başımı yastığa koyarken bugün de çok şükür Nergis hayatta kaldı demekten, sabah uyandığımda yine bugün Nergis'in başına bir şey gelecek mi diye yine korkmaktan bıktım ben kızım ya. Ben de bıktım baba ya. Ben de bıktım. Ve benim bıktığım şeylerin listesi inan seninkinden daha uzun. Sabahtan beri çöp karıştırıyoruz bildiğin. Burada. Devrem bunları ne yapacağız ya? Ne bileyim. Büyük değelim atalım arabaya. Camları, plastikleri, parmak izlerine bakarız. Kağıt, karton, naylan falan kalsın burada. Fotoğraflarını çekeyim mi? Çek, çabuk ol ama. Tamam, tamam. Sabahtan beri koktuk burada. Ver onları. Kızım dön evine. Ne olursun, kendi evine dön kızım. Nergis babam haklı. Dön artık eve, inat etme. Abla korkuyoruz başına bir şey gelecek diye. Lütfen gel. Bak görüyorsun kardeşlerini. Artık onları üzme. Benim için değil ama kardeşlerin için dön be kızım. Yapma Allah aşkına. Şimdi de kardeş kozunu mu kullanıyorsun? Ne yapayım Nergis? Ne yapayım? Önünde diz çöküp yalvarayım mı? Ne olursun dön kızım evine. Benim o eve dönmek için bir sebebim yok. Geçmiş olsun, yüreğimiz ağzımıza geldi. Hocam dünce çok korktuk, iyisiniz değil mi? İyiyim arkadaşlar, iyiyim ya. Gerçekten, hadi geçelim. Hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Ya size bir şey olsaydı? İyiyim Duygu, sen de iyi ol. Hadi, geçelim arkadaşlar. Hah, Fatih hocam, biz de size bakıyorduk. Tamam. Odama geçelim mi hocam? Daha rahat konuşuruz. Tabii. Hadi sınıfa. Ay hocam, öğrencilerin yanında bir şey demeyeyim dedim de yüreğimizi ağzımıza getirdiniz var ya. Çok geçmiş olsun, verilmiş sadakanız varmış. Sağ olun hocam. Benimle konuşmak istediğiniz konu? Hocam. Konu bu hocam. Konuşmak istediğimiz dün geceki hadise. Evet, benim hatam. Telaştan sizi tanıştırmayı unuttum. Fatih hocam, Yılmaz Bey İl Eğitim Müdürlüğü'nden geliyor, müfettiş kendisi. Yılmaz Bey, siz de biliyorsunuz zaten, Fatih hocam. Memnun oldum. Ben de memnun oldum müfettiş bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nergis? Ha, Meryem Hanım. Seninle biraz konuşalım. Olur tabii, konuşalım. Gel, otur şöyle. Seni severim. Arkadaşlarını da severim. Ama oğlumu hepinizden çok severim. Onun kesip attığı tırnağını dünyalara değişmem. Anlıyor musun ne dediğimi? Teftiş Kurulu Başkanı'nın telefonuyla uyandım sabah. Ki sabah da denemez ona. Bu konunun benimle bir ilgisi var mı acaba? Evet, maalesef. Peki nedir o zaman? Şimdi ben de ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Dün gece karıştığınız şu olay, Milli Eğitim'e bağlı bir öğretmenin böyle bir olaya karışması... Bir dakika. Şimdi bakın, özellikle biz eğitimciler olarak kullandığımız kelimeleri biraz daha özen göstermemiz gerekiyor bence. Şimdi siz karışmak diyorsunuz ya, ben ne yapmışım karışmak için? Ortada bir cinayet var. Maalesef. Ve siz olay yerinde misiniz hocam? İsminiz polis kayıtlarında, çarşaf çarşaf fotoğraflarınız magazinde. Şimdi bakın, sizin olay yeri dediğiniz benim mahallem. Gazeteci Nergis Emiroğlu bizim kiracımız, aynı zamanda benim çok yakın arkadaşım. Onun stüdyosu benim oturduğum yerden 3 sokak ötede, gene benim mahallemde. Benim doğduğum, büyüdüğüm yerde yani. Ben orayı sık sık ziyaret ederim müfettiş bey. Siz beni tam olarak neyle suçluyorsunuz? Ben bunu hala anlayabilmiş değilim. Suçlama demeyelim. Soruşturma diyelim. İstediğinizi diyelim. Yani eğer soruşturma diyorsak da sizin o zaman soruşturmanızın abesle iştigal argümanları var. Ve bence siz de bunun farkındasınız. Yani mesela benim mahallemde bir bakkal soyulsaydı ve ben de o sırada oradan bir ekmek alıyor olsaydım, bununla ilgili de mi soruşturulacaktım? Fatih hocam. Bir saniye lütfen Perrin Hanım. Mesela 2 sene önce benim bindiğim tramvay raydan çıkmıştı, biliyor musunuz? Fatih Bey, konuyu saptırmayalım. Bence de. Ben bugün dersten sonra orayı tekrar ziyaret edeceğim. Hatta yarın da. Hatta maalesef böyle talihsiz bir olay oldu ya müfettiş bey. Ben bundan sonra orayı daha sık ziyaret edeceğim. Bir şeye ihtiyaçları var mı yok mu daha çok kontrol edeceğim. Şimdi eğer burada konuşacağımız gerçek bir konumuz yoksa ben dersime geç kalıyorum. O yüzden müsaadenizi istiyorum. Hocam yapmayın, bir oturun konuşalım. Müsaadenizle. Fatih Bey. Hocam. Ciddiye alsınız. Bence iyi edersiniz çünkü gayet ciddi bir olay. Maruz kaldığınız tehditin boyutlarını bilemiyoruz. Yarın öbür gün öğrencilerinizin hayatını tehlikeye sokarsanız. Benim öğrencilerimden bir tanesinin kılına bir zarar gelme ihtimali de olsun ben bu dünyayı yakarım. Anlıyor musunuz müfettiş bey? Müsaadenizle. Hakkınızdaki soruşturma emri elinizde. Savunmanızı bekliyoruz. Hocam. Size iyi günler. Yılmaz Bey, bakın Fatih Hoca gerçekten böyle birisi değildir. Bakın o bu okulun en iyi hocalarından bir tanesi. Bir kere daha konuşalım. Bir de tekrar sakince oturalım. Keyfi bilir hocam. Eğer kendi ipini kendi çekmek istiyorsa keyfi bilir. Yapacak hiçbir şey yok. Fatih. Fatih ben çok üzgünüm. Yani dün gece olanlar bir de şimdi bu... Bak ben o adamı tanıyorum. Bana da gelmişti bir soruşturma için. Her şey olacağına varır. Sağ olun. Fatih. Ben senin yanındayım. Her zaman. Bunu söylemek istedim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Hani derler ya, ateş düştüğü yeri yakar. Onu gelsen bir de bana sor kızım. Ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben. Ben şehit karısıyım. Bak, bu 2. vukuat. İlkinde hadi neyse dedik. Hani geldi ya bir adam eli bıçaklı Fatih'e saldırdı. Ama bu bir felaketti kızım. Bunun yenilir yutulur tarafı yok. Bak kızım, burası sakin bir mahalle. Biz kendi halinde insanlarız. Ben her dakika oğlumun başına ne gelecek acaba diye yaşayamam. Benim bu gönlümden bir cenaze çıktı. Of. Benim yüreğim başka bir acıyı kaldıramaz kızım. Anladın mı? Anladım. Yani özür dileyeceğim ama şöyle bir durumda özür dilemek de çok saçma. Haklısınız, gerçekten söyleyecek bir sözüm yok. Ben haklı olmak istemiyorum kızım. Ben oğlumu istiyorum. Artık sizi yakınımda, yöremde görmek istemiyorum. Çıkın evimden. Boşaltın evi, kendinize başka ev bulun. Evet, bu kış vaktinde taşınmak zor. Nakliye neyse ben öderim. Kira mira da istemiyorum. Benim diyeceğim bu kadar. Hadi selametle. Abla, sence de söylediklerim biraz ağır olmadı mı? Olduysa oldu. Ya bari ellerinden çıkarmasaydın insanları. Filiz, sen benim işime karışma. Güneş komiserim, bu size trafik şubeden göndermişler. Ver bakalım. Niye göndermişler bunu bize? Ne alakası var ki bizimle? Vallahi ilk başta ben de öyle düşündüm ama devamı ilginç. Bir baksanız iyi olur. Ya. Güneş. Müdürüm. Otur otur Güneş. Müdürüm özür dilerim. Neye öfkelendin böyle, hayırdır? Kızım fıtık etme adamı. Ne olduysa söyle doğru düzgün. Vallahi müdürüm hayır mı şer mi bilmiyorum. Bir şey buldum. Daha çok yeni ama emin değilim. Ucu Yücel'in şehit olmasına kadar dayanıyor. Ne bulduysan hepsini topla. Yanıma gel. Emredersiniz müdürüm. Nergis? Fatih. İyi misin? Ne oldu? Yani... Ne oldu? Daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Tamam oldu da... Güneş gözlüğü... Bir çıkartır mısın onu? Tam da gözlüklük ha vallahi. Ben çıkartabilir miyim bunu? Nergis ne oldu? Hiçbir şey olmuyor Fatih ya. Yok bir şey gerçekten. Nergis lütfen. Fatih yok bir şey. Lütfen. Gidebilir miyim? Görüşürüz. Olayın başlangıç noktası işte bu trafik cezası müdürüm. Ceza doğal olarak ruhsat sahibine gidiyor. Araç sahibi cezaya itiraz ediyor. Çünkü aracına trafik şube el koymuş. Araç şu anda trafiğin Yeditemin Parkı'nda. Yani emniyetin garajında. Sözünü ettiğimiz araç da işte bu müdürüm. Devam et. Gelelim Naci Batmaz olayına. Emiroğlu'nun stüdyosuna giren adam. Ta kendisi müdürüm. Oradan kaçarken de... plakası belirsiz bir aracın altında kalan adam. Aynı araç bunlar. Trafik cezası bundan tam yarım saat sonra. Araç aşırı hızla radara yakalanmış. Yücel bu aracı araştırırken şehit oldu. Seni içeri kendi ellerimle sokacağım Cüneyt. Sokamayacaksın. Müdürüm, garaja baktırdım. Araç hala garajda. Güneş, herhangi bir şekilde polisin bilgisi dahilinde kurallara uygun olarak. Hayır müdürüm. Kamera kayıtlarına göre araca kimse dokunmamış. Yani bu aracı polis haricinde kimse o garajdan çıkaramaz. Doğru mu? Maalesef müdürüm, doğru. İçimizden biri Naci Batmaz'ı öldüren, hatta belki Yücel'i şehit eden içimizden biri. Canını kurtarmak için kaçtı geldi. Zehir gibi zeki, gencecik bir kız. Akıncı dedi. Bir tek ona güvenebilirim. Hissettim biliyor musun? Gözümün önünde. Yani ne diyebilirim ki? Gerçekten iğrenç bir durum. Berbat bir his. Anlatmış başına gelenleri. Bir kadınla bir adam. Bir çift. Adamın ismini bilmiyorum. Ama kadın... Neredeyse söylüyordu bize de. Ankara'da kimlere konuşmuş Deniz? Sözde resmi görevliler. Polis ya da bürokrat değil. Kirli herifler. Yani Türkçesi gizli yapının içerideki uzantısı. Kapı kolundan bir şey çıktı mı abi? Henüz yok. Ama teşkilattan emekli bir arkadaşımdan rica ettim. Önemli bir uzman. Özellikle bu konuda. Araştırıyor. Şimdi. Parça oldukça eski. Hatta neredeyse antika. 40-50 yıllık. Belki daha fazla. Arkadaşımın ilk izlenimi vaktiyle yük vagonlarının kapısında kullanıldığı yönünde. Tam olarak kaç yaşında olduğunu öğrenmek için de karbon testine sokacak. Eğer yaşını öğrenebilirsek... Abi 40-50 diyorsun. O yaştaki vagonlar şu an emekli. Kör atlarda hurdaya ayrılmayı bekliyorlar. Ne güzel işte, yerleri de belli. Bölgeleri bulmak zor olmayacaktır. Bizim çöpçü de orada mıdır dersin? Umarım. Bu arada Aslan, sırf merakımdan soruyorum. Eğer dün geceki vukuat olmasa, bugün o müfettişe öyle davranır mıydın? Devrem, araç bu. Hasan, TEM'e teslim ediyoruz aracı. Hayrola komiserim? Yükleyelim Hasan. Emredersiniz. Bu ayın 23'ünde kim görevliydi burada? Vallahi onu ezbere bilemeyeceğim. Ancak görev çizelgesine bakarsam öğrenebilirim. Bir bakabilir misin Devrem? Tabii ki. Gel. Gel. Heh, Şenay, bilgisayar başında mısın? Ne istiyorsun Tufan? Komiserim. İş sardı. Ne diyorsun oğlum sen? Senin arabayı temden kaldırmaya gelmişler. Ya bir de sormuşlar kim görevli diye. Nasıl yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Çeneni sıkı tutacaksın. Komiserim, bu işin şakası yok. Benim de şakam yok. Ne diyorsam yap. Kimseye de bir şey söyleme. Yoksa bir araçla senin için mi çıkarayım garajdan Tufan? Hı? Kapat hadi, kapat. Bir daha da beni bunun için arama. Heh, aradığınız arkadaş bu. Tufan. Tufan Akça. Benim. Terörle mücadele. Bizimle geliyorsun. Ne iş komiserim? Derdini artık ondan anlatırsın Tufan. Sağ ol Devrem. Sen de sağ ol. Sen de bizimle geliyorsun. Profesörün kızı geride kalmış bir çapaktı. Doğru. Temizlenmesine bir itirazım yok. İtirazım yok ama neden orada? Benim kızım ölüyordu. Başka yer mi yok? Ayrıca benim neden haberim olmadı? Cevdet, yavaş. Eğer benim kızıma bir şey olsaydı, George, neler yaşanırdı hayal bile etmek istemezsin. Biz yapmadık. Ne? Sen ne sandın bizi? Biz o kadar salak mıyız? Kızına zarar verip seni gözden çıkaralım. Hem ne faydası olur ki? Biz değildik. Bana inanmıyor musun? Sen bilirsin. Ama bana inanman için sana saatlerce dil dökmeyeceğim. Ha. Kızına gelince, kızının başına gelen olay gerçekten çok üzücü. Ama onu koy bir tarafa. Asıl beni düşündüren ne biliyor musun? Biz değilsek kim ya da kimler bulmak zorundayız. Onlar değilse kim? Onlar değilse kim? Kim onlar değilse kim? Köksal, onlar değilse kim? Söyle bana, benim kızımın kapısına dayanıp yaylım ateşi açmaya hangi şerefsiz cesaret edebilir? Benim bir tahminim var Cevdet Bey. Söyle. Konuşsana Köksal. Davetiye mi bekliyorsun? Lukas. Ne? Lukas ölmemiş olabilir. Saçmalama. Başka bir açıklaması yok. O gömdüğümüz mezardan fırlamadı ya bu herif. Her şeyi açıklayacağım Cevdet Bey. Her şeyi açıklayacağım. Çek şuraya, çek. Emredersiniz. Olacak iş değil ya, olacak iş değil gerçekten. Ya kışın ortasında nereye gideriz, nasıl taşınırız? Zaten başımızda 1001 türlü dert var. Sen bunları söylemedin mi ona? Söylemedim. Mesele de o zaten. Başımızda bir sürü dert var. Bir de insanların huzurunu kaçırdık. Çok güzel ya, vallahi. Ya tamam anlıyorum, kadın da oğlunu düşünüyor ama canım benim o stüdyoda sen de vardın. O kurşunlar sana da... Tövbe tövbe. Yalnız çok şaşırdım biliyor musun? Meryem abladan hiç beklemezdim bunu, hiç. Kadın haklı. Haklı mı? Ya biraz da biz haklı olalım ya. Biraz da biz haklı olalım. Zaten diken üstünde çalışıyoruz. Güç bela ayakta durmaya çalışıyoruz. Dişimizle tırnağımızla kurduğumuz stüdyomuz yerle bir olmuş. Bir de üstüne ev sahibinin tafrasını çekiyoruz ya. Yeter artık. Yemin ediyorum ben yarın gidip konuşacağım o kadınla. Hayır hiçbir şey konuşmayacaksın. Nergis. Beste yarın ilk iş gidip ev bakacağız tamam mı? O kadar kolay değil bu işler canım. Kapı gibi kontratımız var bizim elimizde. O kadar kolay değil yani. Beste, tartışmayalım. Tamam mı? Kapansın konu, tartışmayalım artık. Ben sana daha ne diyeyim ya? Ne diyeyim ben sana? Hiçbir şey deme. Hiçbir şey söylemiyorum sana, tamam mı? Tamam, hiçbir şey söyleme. Yatıyorum ben. Birkaç gün önce haberim oldu benim Lukas'tan. İhtimal vermedim Cevdet Bey. Veremedim. Nasıl olabilirdi ki? Hatırlarsınız. Oradaydık. Gözlerimizle gördük. Öldü dedik. Mümkünü yok, öldü. Mucizelere inanırım Cevdet Bey ama mucizeler iyi insanlar içindir. Lukas gibilere, bizim gibilere mucize pek uğramaz. Ben öyle düşünüyordum. Sen ne zamandan beri düşünüyorsun Köksal? Ha? Ne zamandan beri? O kafana esenleri yapıyorsun sen. Benim kızım ölüyordu orada. Hayvan herif ölüyordu. Bağlantın sağlam mı? Sağlam. Gelişmeler öyle gösteriyor. Kimmiş o? Adı Cüneyt. Polis. Polis? Polise güvenemezsin! Bunu bilmiyor musun sen? Birlikte büyüdük, aynı yetimhanedeydik Cevdet Bey. Kim olursa olsun, kardeşin bile olsa güvenmeyeceksin. Öyle değil Cevdet Bey. Biz aslında aynı saftayız. Lukas'ı paketleyip bize getiren Cüneyt'ti. Fatih Hocam. Perrin Hanım. Sizi odama rica edebilir miyim lütfen? Tabii ki Perrin Hanım, buyurun. Hocam nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Sabah İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir mail aldım. Buyurun göstereyim. Gerçekten çok üzgünüm hocam. İnanın elimden geleni yaptım ama soruşturma bitene kadar aşıya alınmanıza karar verdiler. Sizden okula gelmemenizi rica edeceğim. Gerçekten çok üzgünüm. Ah be Fatih Hocam. Siz de keşke dün müfettişle o kadar yetişmeseydiniz. Bugün belki bunları konuşuyor olmayacaktık. Şimdi müsaade ederseniz ben dersime gireyim. Hayır hocam. Derse falan giremezsiniz. Bu kurallara aykırı. Hocam lütfen. Bakın kendi başınızı belaya soktunuz, sonra benim başımı da belaya sokacaksınız. Gireceğim hocam. En fazla bir tane daha soruşturma açarlar bunun için. Bir eksikliği fazla benim için fark etmez. Siz merak etmeyin, okulumuzun adına ya da sizin adınıza herhangi bir zarar gelmeyecek. Hoşça kalın. Tufan. Bana hikaye anlatma. Orada ne dümenler döndüğünü anlat. Komiserim vallahi bir şey döndü yok. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. İyi güzel, öyle diyorsun sen. Tamam, ben seninle daha açık konuşacağım. Senin sorumluluğundaki bir araç. Kurallara ve kanunlara aykırı olarak o parktan çıktı. Ve bir suça karıştı. Bunun hesabı kime sorulur Tufan? Bana sorulmaz değil mi? Senden sorulur. Ben kimseye araç teslim etmedim. Yani benden önce çıkmıştır garajdan. Diyelim ki öyle. Oğlum o zaman neden sormadın araç nerede diye? Yani haklısınız. Orada bir hata yapmış olabilirim. Ama benden önceki mesai arkadaşlarımın yani haberi vardır diye çok önemsemedim açıkçası. Kim yaptı lan bu kahveyi? Ha bir de sen suçu senden önceki memur arkadaşlarına atmaya çalışıyorsun öyle mi? Ellerinizden öper. 4'üne girecek inşallah. Çok güzel. Aklı yetiyordur şimdi. Karın bankacıydı değil mi? Gişe görevlisi olarak çalışıyor. İyi. Çok iyi. Tufan. Bak şimdi biz bu işi iki şekilde çözeriz. Birincisi, sen yine yalanlar söylemeye devam edersin. Deminden beri yaptığın gibi. Sonra tekmeyi yersin. Ama tekme dediğim, tekme ha gerçekten. Meslekten ihraç yani. Sen çaktın mı şimdi bunu? Ha? Bir de ikincisi var. Her şeyi doğru düzgün, adam gibi anlatırsın. o arabayı kim, otoparktan ne zaman aldı? Hepsini anlatırsın. Biz de o kadar gaddar insanlar değiliz. Deriz ki bir eşeklik yapmış. Gerekli makamlarla konuşuruz. Bir disiplin cezası. Belki biraz uzaklaştırma. Paşa paşa işine geri dönersin. Aklını başına alırsın. Güzel güzel mesleğine devam edersin. Ha Tufan, ne diyorsun? Müdürüm bakın ben... İhraç edildin diyelim. Ne diyeceksin oğlum çocuğuna? Ha? Ne diyeceksin? Oğlun sana soracak lan. Soracak. Baba niye evdesin diyecek. Baba niye işe gitmiyorsun? Baba üniforman nerede? Baba üniformanı niye giymedin diyecek. Ne diyeceksin oğlum? Ben söyleyeyim mi sana? Yalan söyleyeceksin. O masuma yalan söyleyeceksin. Hayatının ilk yalanını sen söyleyeceksin. Babası olarak. Karının mesai arkadaşları soracaklar. Soracaklar. Çünkü biliyorlar. Bir polis mesleğinden ihraç edildi mi mutlaka bir yemiştir. Soracaklar karına. Ne diyecek karın? Ha? Ben söyleyeyim. Yalan söyleyecek o da. Oldu mu hayatımız yalan rüzgarı? Ha? Değer mi oğlum? Değer mi lan? Sana söylüyorum sana. Tufan. Değer mi? Bu kadar kirlenmeye değer mi? Yüzüme bak lan. Yüzüme bak. Değer mi? Cüneyt komiser. Ona verdim arabayı. Cüneyt. Özışık. Evet komiserim. Oturun, oturun. Kapatın ders kitaplarınızı. Ne? Nasıl ya? Bugün işleyeceğimiz konu sizinle kitaplarınızda yazmıyor. Konumuz insanlık halleri. Bir takım sebeplerden dolayı onların ne olduğunu söylememi beklemeyin benden burada. Bu ders sizlerle yapacağımız son ders. Ne? Hocam neden? Maalesef öyle. Söyleyecek söz bulamıyorum müdürüm. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Asıl acı ve aptalca olan ne biliyor musun? O şaibeli araçla ilgili soruşturmayı Yücel yürütüyordu. O şehit olduktan sonra dosyayı Cüneyt'e ben verdim. O devam etsin diye. Müdürüm siz nereden bilecektiniz? Güneş. Buyurun müdürüm. Bana bu binada yapılmış en sert kahveyi getir. Müdürüm yapmayın. Bakın zaten çok içtiniz. Bugün daha fazla içerseniz... Güneş! Senden öğüt istemiyorum. Kahve istiyorum. Hemen. Kızım, bana komiser Cüneyt Özışırbağ'la. Eğitim dediğimiz süreç herkesin aslında birbiriyle etkileşim halinde olduğu bir süreçtir. Evet, yönetmelik gereği siz derse giriyorsunuz. Ben de sizin notlarınızı veriyorum. Elimde olsa ben bunu kaldırırdım. Neden diye soracak olursanız. Ben tek tek hepinizden o kadar çok şey öğrendim ki. Siz öğretmen, ben öğrenci oldum. Saçlarını rengarenk boyayan bir kızın asıl hedefi aykırı görünmek değilmiş mesela. O içindeki isyanı sessizce bastırmaya çalışıyormuş. Senden öğrendim bunu Özlem. Hayata 3-0 mağlup başlasa da, buradan çıktığında gidebileceği tek yer yetiştirme yurdu olsa da, koridorda sürekli önümü kesip bana en akıl almaz ama aynı zamanda en çılgınca soruları soran Duygu, sen bana vazgeçmemenin erdemini öğrettin. Bu ders benim için çok değerliydi. Asi, vurdum duymaz bir delikanlı. Ailesini koruma pahasına nelerin göze alınabileceğini öğretti bana mesela. Sağ ol Ozan Efendi. Hepiniz tek tek. Haksızlık bu. Haksızlık olsun Duygu. Bırak haksızlık olsun. Yani beni göndermekte haklı olsalar daha mı iyi sence? Size öğrettiğim her şeyi unutabilirsiniz. Bir tek şey hariç. İyi insan olmak. Hayatta karşılaştığınız zorluk ne kadar büyük olursa olsun, yol size ne kadar imkansız görünürse görünsün, o yol her zaman aydınlığa çıkıyor. Ancak ışığı sadece ama sadece iyiler görebiliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatta yapacağınız tercihleri ve davranışlarınızı buna göre belirleyin. Söz mü? Söz hocam. Söz. Aferin. Umarım bu sözünüzü unutmazsınız. Benim mesleğimi elimden alabilirler. Ancak sizin sevginizi asla ama asla benim yüreğimden atamazlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz hocam. Elbet karşılaşırız. Hocam sizi çok özleyeceğiz. Sizi çok özleyeceğiz hocam. Sizi seviyoruz hocam. İyi dersler. Hocam çok özleyeceğiz sizi. Sizi seviyoruz hocam. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık, bana müsaade. Bir yer bulalım, dünyadan uzak. Murat. Bırak söyleyeyim abi. Ben sana abi derken hiç bu kadar gurur duymadım. Bırak söyleyeyim. Sen beni bu şehirden kurtar, bir yer bulalım dünyadan uzak. Raporunu yaz, dosyaya koy. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm, misafiriniz var. Biliyorum, ben çağırdım. Geride bıraktığım, aklımdan sildiğim yerlere dönmeyi hiç sevmiyorum. İstemişsiniz, geldim. Kırmayayım dedim. Kısa sürerse iyi olur. Yalnız gelirsin diye bekliyordum. Tek başına gelmeye yüreğin yetmedi tabii. Neticede adam yemiyorduk burada. Benim kararımdı Kemal Bey. Ben öyle uygun gördüm. Sahip çıkmak lazım tabii. Ne güzel. Elinden de tutsaydınız. Ha? Maazallah başına bir şey gelir. Neyse, konu neydi Kemal Bey? Sen yolu biliyorsun. Aa, Fatih. Anne. Erkencisin bugün. Bugün öyle oldu. Bugün çarşamba değil mi oğlum? Çarşambaları senin akşama kadar sürerdi dersin. Evet anne, bugün çarşamba. Bir şey mi oldu Fatih? Yok anneciğim. Bak, insanı meraklandırma oğlum. Söyle, ne oldu? Zili erken çaldılar anne. Oğlun için paydos vakti. Bildiğiniz gibi kurum olarak özel yasaya tabiiz Kemal Bey. Gerekli makamlar izin vermedikçe hakkımızda soruşturma açamazsınız. Bu bir soruşturma değil. Ayrıca personelimi de ifadeye çağıramazsınız. Bu bir ifade almada değil. Peki ne o zaman? Siz de bırakmıyorsunuz ki adamla iki laf edelim. Sonuçta benim eski elemanım. Çağırırım, konuşuruz. Değil mi Cüneyt? Benimle dalga geçmeyin. Ben burada bu devletin saygın bir kurumunu temsil ediyorum. Pekala. Bu ne bu? Ha? Biz neyi temsil ediyoruz? Bana bu kimliği hangi devlet verdi? Patagonya Cumhuriyeti mi? Bakın, yanlış yapıyorsunuz. Bir adamın pisliğini kapatmak için devletin güzide bir teşkilatını kullanarak... Bu iş bu kadar basit değil beyefendi. Bir kere sizin haklı olmanız için devletin yanılması gerekir. Siz şimdi bu devletin hata yaptığını mı söylüyorsunuz bana? Evet, aynen öyle söylüyorum. Şu an benim karşımda bir tane... Pardon. İki tane hata oturuyor. Ben söyleyeceklerimi söyledim Kemal Bey. Yürü Cüneyt. 2 dakika izin verir misiniz? Sen de söyleyeceklerine dikkat et. Arabada bekliyorum seni. Evet Cüneyt. Sonunda baş başa kalabildik. Şimdi anlatsana bana bütün pisliklerini. Mesela şu Naci Batmaz'la başla. Çaldığın arabayla asfalta yapıştırdığın adamla. Önce şuradan başlayalım. Kemal Müdür. Ozan. Ozan sana diyorum. Duydum, ne var? Ne yapıyorsun? Gidiyorum buradan. Onu anladım, nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte, ayrılıyorum bu okuldan ya. Ozan seni anlıyorum ama kendine bunu yapma. Niye kendime yapmayayım Duygu ya? Niye kendime yapmayayım ya? Fatih Hoca'yı bile 2 dakikada gözden çıkaran okul seni beni ne yapsın? Kimse için değerli insanlar değiliz biz. Kimse kendini kandırmasın burada. Ozan, bir dakika bunu konuşalım. Ozan! Ozan! Bir konuşsaydık. Demek yumuşak karnımı deşmeye çalışan soytarı sendin ha? Şimdi... Neyle tehdit ediyorsun beni? Sen akıllı bir adamsın müdür. Anlamışsındır. Benimle uğraşma. Seninle uğraşmayayım. Bu kadar açık. Cüneyt. Bunların beni durduracağını düşünüyorsun. Evet. Öyle düşündün. Değil mi? Öyle düşündün. Hiç tanımamışsın beni. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Diyelim ki... bunları görmesini istemediğim insanlara gönderdin. Aileme mesela. Sonra ne olur? Ne olur, hesap ettin mi? Etmedin. Ben sana söyleyeyim. Muhtemelen... hayatımın içine... karım beni terk eder. Belki de etmez. Ama biz en kötüsünü düşünelim yine de. Diyelim ki boşandık. Ve sevdiğim herkesin saygısını kaybettim. Bir süre yıkılırım herhalde. Gidip kafamı bir yerlere vururum. Ama sonra... sonra yeniden başlarım. Yeni bir sayfa açarım. Ve sonra yine... senin gibi pisliklerin tepesine binmeye devam ederim. Ben ne kadar yanlışa batmış olursam olayım, senin gibi kirlenmedim. Senin gibi leş kargalarından olmadım. Benim boğazımdan hakkım olmayan tek kırıntı geçmedi. Ben temizim. Sen kirlisin. Sen kendi derdine yan. O yüzden şimdi karşımda. O adi şantajlarını da git başkasına yap. Çünkü bana sökmez. Kolay gelsin Fatih abi. Sağ ol Adem. Sarı kedinin yavrularını biz bakıyoruz. Veteriner kimlik kartı çıkardı. Öyle mi? İyi bakın ona, tamam mı? Tamam. Bakar bakar. Yakında pasaport bile çıkartabilir kedilere. Hadi be. Mis gibi koktu vallahi. Kokar tabii oğlum. Meryem teyzenin yemekleri onlar. Fatih abi, biraz da ben yiyebilir miyim? Bunu mu? Hı hı. Ama olmaz. Bunlar bizim minik dostlarımızın yemekleri. Nasıl yapsak? İstiyorsan şöyle yapalım. Sen git Meryem teyzenin yanına. Otur istediğin bir masaya. Ne istiyorsan söyle. Benden de selam söyleyin sonra. Tamam, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz abi. Hadi koş. Gel. Gel. Aslında son baktığımız ev fena değildi. Yani temizdi en azından. Bir odası vardı Beste. Koyun koyuna yatardık işte, fena mı? Of, evet ya. Fatih'le mi konuştuk acaba? Yani baksana bu böyle olmayacak. Ne yapalım Beste? Yani Fatih'e annesini mi şikayet edelim? Olur mu öyle şey? Yani Meryem Hanım'ın sana söylediği laflarına yenilir yutulur bir tarafı yok ama. Ne yapsak ya? Semt mi değiştirsek? Aa, o niye? Bilmem. Ya ben burayı sevdim. Merak etme, gönlümüze göre bir yer bulacağız. Olmadı sen Akıncı'yı gördüğünde Akıncı'ya dersin ki... bize en acilinden bir ev lütfen. O zaman o halleder. Şakanın sırası mı Beste şu anda ya? Ya şu an şakanın tam sırası be Nergis. Şu an şaka yapmayacağız da ne zaman yapacağız Allah aşkına? Akıncı'yı da böyle küçük işlerle meşgul etmek onun karizmasına ters ama... Ya düşünsene mesela Akıncı böyle bir emlakçıya giriyor. Böyle maskesi. Hey ahbap, bana kiralık bir ev. Yani böyle yapacak değil herhalde. Ya onun da bir sivil hayatı olması lazım, öyle değil mi? Yani olmalı. Değil mi? Yani mesela sabahtan akşama kadar ne yapıyor acaba? Ya da nasıl bir yerde yaşıyor? Genelde geceleri ortaya çıktığına göre gündüzleri bol bol uyuyordur diye düşünüyorum. Ahan da işte komşu oğlu be. Sen var ya hiç akıllanmazsın kızım, hiç. Yine ne yaptım ya? İşte hiçbir şey yapmadın zaten, sorun da orada. Gözünün önünde gül gibi adam, sen git Akıncı diye tutturdun ya. Bu çocuk kendisini sana beğendirmek için daha ne yapsın ha? Gidip maskeyle pelerin mi taksın? Vallahi sen yaşlanıyorsun Beste, senin çenen düştü. Fatih, selam. Aa, selam. İyi misiniz? Çıkmış gözlükler. Daha iyiyim. Daha iyiyim mi? İyi falan değiliz ya. Perişanız, perişanız. Beste. Hayırdır, neden perişan? Sabahtan beri ev bakıyoruz. Ayaklarımıza kara sular indi. Yorgunluktan mahvolduk. Ev mi bakıyorsunuz? Ne evi? Anlatırım ben sana ya, öyle önemli bir şey değil. Oo, senin haberin yok galiba komşuoğlu. Meryem Hanım bizi kapının önüne koydu. Gidiyoruz. Benim bundan haberim yok. Gerçekten yok. Ne yapıyorsun ya? Atla hadi. Hadi sen oğlum atla. Aman aman bakma. Trafiği tıkadık hadi. Hadi kardeşim ne bekliyorsun ya? Açsana yolu. Yani ablam biraz fazla sinirlendi. Haklı ama evladı sonuçta. Mesleğini riske attı aslında doğru. Ay yani. Ama bence aklanacak. Bak görürsün okuluna geri dönecek. İnşallah. Kolay gelsin teyzelerim. Ah, iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldin. Çok güzel çay yaptım. Hemen koyayım mı bardak? Yok yok sağ ol. Otur. Otur. Canın sıkkın değil mi? İyiyim teyzeciğim, iyiyim. Annem içeride mi? Mutfakta. Anne. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Var mı biraz vaktin? Hayırdır? Anneciğim hayır mı değil mi orasını sen söyleyeceksin ama. Nedir mesele Fatih? Nergis anne mesele. Mesele Nergis. Biraz konuşabilir miyiz şöyle? Gel. Tabii. İçeriden ne zaman çıktın? Bir 3 ay oluyor. Oldu mu o kadar? 4 yıl mı? 5 yıl. 8 ay. 16 gün. Oldu mu o kadar ya? Ne diyeyim Allah düşürmesin bir daha. Sağ ol. Nasıl geçti bari? Kötü. Kötü olur tabii. Hır çıkarmadan durmuyorsun ki. Kemal Müdür nasıl faka bastırdı size ama, he? Ah, pardon ya. İş güç? Bakıyorum bir şeyler. İşsizsin yani. Komiserim, sen ne istiyorsun benden ya? Sal beni gideyim. Hal hatır soruyoruz işte. Fena mı? Hem bak tam sana göre bir işim var. Bıraktım ben o işleri komiserim, sağ ol. Otur yerine. Merak etme. Bir yerleri havaya uçurmayacaksın. Eskiden yaptığın gibi. Temiz iş. Hem birkaç kuruş para girer cebine. Hatta birkaç kuruştan fazla. Çok daha fazla. Şimdi annem, o akşam çok kötü şeyler oldu malum. Nergis daha kendisine gelemedi. Ölümle burun buruna geldi, canını zor kurtardı. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Bütün bunlar olurken o insana evden çık demek. Anne, oldu mu sence bu? Sırf o değil oğlum. Sen de canından oluyordun. Nergis'in iyi kötü öyle ya da böyle bir ailesi var değil mi? Onlar ilgilensin kızlarıyla. Ben seni düşünmek zorundayım. Allah razı olsun anneciğim. Ancak beni düşünürken başkalarına haksızlık etmek... Ya bu adaletsiz değil mi sence de? Anneciğim, bak ben senden rica ediyorum. Bu konu üzerinde biraz daha düşün. Lütfen. Benim hatırım için. Nergis... Hayır, lütfen beni dinle. Nergis'le Beste iyi insanlar. Sen değil miydin hep iyi insanlar kolay bulunmuyor? Biz bulduk. Niye kaybedelim anne? Uzatma Fatih. Ben lafımı dedim. Bak sana da söylüyorum. Analık hakkı diye bir şey var biliyorsun değil mi oğlum? Bana onu kullanmayı mecbur bırakma. Nergis'ten uzak dur. İşte bu kadar. Ya anne, analık hakkı diyorsun bana. Ben senin hakkını 7 cihanda ödeyemem anne. Sana karşı benim boynum her zaman kıldan ince. Allah senden razı olsun. Ne diyebilirim ki? Ama anne, bir de babalık hakkı var ya. Ben hayatta karşılaştığım her zorlukta kendime şu soruyu soruyordum. Babam burada olsaydı nasıl davranırdı diye. Babam burada nasıl davranırdı biliyor musun anne? Önce bir bakardı Nergis nasıl bir insan. Niyeti ne? İşinde, gücünde mi? Yani... Gaddardan, zalimden yana mı yoksa mazlumdan, iyiden yana mı diye. Bu soruları sorardı. Cevabını aldı mı? O zaman ne yapardı biliyor musun anne? Nergis'in arkasında dimdik dururdu. Babamın silahı tüfeğiydi anne. Nergis'in ise kalemi. Onlar ikisi aynı cephenin savaşçılar anne. Seni çok seviyorum. Ama anne ben burada... Babamdan gördüğüm gibi davranmaya gidiyorum. Kolay gelsin teyzelerim. Güle güle ya. Camcı da hala gelmedi. Lan sahibi de sürekli sıkıştırıp duruyor ya. Adam uyuz uyuz çıkacak mısınız, ne yapacaksınız? benim zararım kim karşılayacak deyip duruyor. Bilmiyorum Beste. Yani burası nasıl adam olacak bilmiyorum. Ha. Yok artık. Tek başına o kadar becerikli değilsin. Yardıma geldik. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sen de sandın. Seni yalnız mı bırakacağım? Yok artık. Kolay gelsin. Siz ikiniz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Anlaştık mı? Komşuoğlu. Haydi, biz başlayalım. Ulan boya nerede oğlum? Beste, nerede senin bu kameraman? Taner mi? Hı. Taner çok fena su kaynattı, sorma. Nasıl ya? Vallahi bir vuruldu. Sonrasında o kadar şımardı ki. Ya bir afralar, bir tafralar. Görmen lazım. Babaannesi de şimdi. Babaannesi de ben torunum iyileşmeden hiçbir yere bırakmam diyor. Bilmiyorum, bakalım göreceğiz artık. Vallahi buradan nasıl sağ çıktınız? Hala aklım almıyor. Biz sağ çıktık da Deniz kurtulamadı. Ama sağ olsun Fatih tam zamanında müdahale etti. Vallahi çok şanslısın kızım, ne diyeyim? Habere gidersin, Akıncı kurtarır, burada Fatih kurtarır. Kızımızın maşallahı var, kurtaran kurtarana. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sen bayağı soğukkanlı bir insansın. Öyle miyim? Bayağı öylesin hem de. Yani 3 tane olay yaşandı neredeyse üst üste. Buradaki bıçaklı saldırı, sonra fabrikanın önünde adamların önümüzü kesmesi, burada çıkan çatışma. Yani bunların hiçbirinde kılın bile kıpırdamadı senin. Hiç farkında değilim vallahi bunun. Yani bir tarih öğretmeni için fazla soğukkanlı. Benim babam savaşçıydı. Hem de en iyilerinden. Ama sen değilsin, tarih öğretmenisin. Yani savaşçı değilsin bildiğim kadarıyla. Peki. Biraz genlerimde vardır diyemez miyiz en azından? Biraz vardır. Küçük. Filiz Hanım. Müsaadenizle fırçanızı ödünç alabilir miyim? İstediğiniz fırça olsun Orhan Bey. Bilmez miyim? Sizde fırçadan bol ne var ki? Aşk olsun. Allah olsun da Nasıl olacak onu bilmiyorum. Ben ne alsam acaba? Bana bir tane bir şey verir misiniz acil? Ozan. Gerçekten çok özür dilerim. Geçen gün kafede kırdım seni. Ama inan ki kötü bir niyetim yoktu. Biliyorum. İnsan içinden geldiği gibi davranmalı zaten. Sen de öyle yaptın. Bunun için kimse sana kızamaz. Son günlerde görüşemedik. Günlerde kimse kahve ısmarlamıyor bana. Ismarladığım kahveleri burnumdan getirmeseydin. Anlamadım. Yapma Beyza. Bence çok iyi anlasın. Tamam, anladım. Ama sen gene de getir. Vay be. Bir gün şöyle ağız tadıyla güzel güzel kahvelerimizi içeriz diyorsun yani. Olabilir. Murat. Ha. Al canım. Çok sağ ol. Şey diyecektim. Abin Ozan'ın okul bıraktığını biliyor mu? Yok, hayır söylemedim daha. Zaten canı sıkkın. Öğrenirse iyice tepesi atar. Ya hiç dönmezse? Döner. Zorla döner. Gerekirse döve döve. Evet. Arkadaşı tepe tepe kullanabilirsiniz. Bundan sonra bol bol zaman olacak. O niye? Okul? Hayır. Ne? Fatih? Aa, ne oldu ya? Söylesenize. Yok bir şey. Ya çatlatmayın adamı. Söyleyin hadi ya. Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Emekli oldu. Abi. Ne emeklisi ya? Malülen emekli. Fatih? Yok bir şey ya. Soruşturma geçiriyor. Açığa alındı. Sebep ne peki? Sence? O gece burada olması. Ay inanamıyorum. Hepsi benim yüzümden mi yani? Fatih ben çok özür dilerim. Şöyle yapalım ben okulla konuşayım. Belki yapabileceğim bir şey vardır. Hayır. Hiçbir şey yok. Sen merak etme, üzülme. Hallolur. Ah ya. Ya sen ne biçim bir adamsın ya komşuoğlu. Var ya hem bizim yüzümüzden işinden olmuşsun hem de gelip burada bize yardımcı oluyorsun. Mükemmel bir adamsın. Vallahi billahi mükemmel bir adamsın. Sonra da diyorlar ki meleklere inanmıyorsun. Al işte. Melek gibi adam. Melek. Yollat anneni iste. Bitsin bu iş. Nokta. Lahmacunlar geldi. Helal. Sıradan biri için mi? Bay Meral, Bay Meral. Yeni dönmüş ve evinize teşekkür ederim. Burayı yönetmeye başladığımdan beri bana Bay Meral. Bu iyi. Zillerin çaldığını düşünüyorsunuz ve benim fark etmem gerekiyor. Siz babamla amma film izlerdiniz ha? Hatırlıyorum. O kovboy filmlerine bayılırdı. Ben de aşk filmlerine. Rüzgar gibi geçti ama ikiniz de severdiniz. En çok Hababam Sınıfı serisini severdim. Kemal Sunal filmleri. Hababam Sınıfı. Kemal Sunal filmleri. Hatta onun Şener Şen'le oynadığı bir film vardı. Neydi ismi? Ya, sen nereden hatırlayacaksın? Bacak kadardın o zaman. Ya hatırlıyorum. Ayrıca Kemal Sunal filmlerini herkes bilir. Hayır, karıştırıyorsun. Şener Şen, Hababam Sınıfı serisinde de oynadı. Evet. İyi, tamam. Hababam Sınıfı. Merhaba Meral. Böyle gelsene. Lahmacunlar yetti mi herkese? Harikayım canım. Komik görünüyorsun. Nedenini göstereyim. Kanarya nerede? Nereden biliyorsun? Neyi nereden biliyorsun? O halde bilmiyorsun. Gelsene. Bakalım beklediğimiz haber mi? Aynen. Efendim abi. Şu hurda kapı kulpu. Vagon kapısı. Hı hı. Karbon testi sonuçları mı geldi? Seceresi geldi. 1958 yılında Münih yakınlarında Alman bir firma tarafından imal edilmiş. Başlangıç için fena bir nokta değil. Yani araştırılması gereken çok şey var Aslan. Bu kulplardan kullanan vagon firmaları, o vagonların şu anda nerede oldukları vesaire vesaire. Evet, uzun bir gece olacak. Sana kolay gelsin. Sağ ol Aslan, görüşürüz. Evet, başlayalım. Müdürüm, bir imza rica edecektim. Ne için? Komiser Cüneyt Özışık için soruşturma izni. En üst makamlara. Bakalım ne olacak? Güneş, aman takipte ol. Peşini bırakma. Sizin hala umudunuz var mı müdürüm? Benim yok da. Güneş, ben sana umudum var dedim mi? Ha? Öyle bir şey çıktı mı ağzımdan? Ben bu evrakı hangi masada takılacak onu merak ediyorum. Hadi git. Bana bir kahve söyle. Kahve yok müdürüm, kalmamış. Müdürüm merhaba. Oo Taşkın, hoş geldin. Güneş, tanışıyor musunuz? Cinayet masası şefi. Daha önce karşılaştık birkaç kere müdürüm. Hoş geldiniz başkomiserim. Merhaba Güneş. Kahveler 2 oldu. 2. Taşkın, sen öyle kahve içmelere falan gelmezsin. Ne var heybende? Vallahi var müdürüm bir şeyler. Şu geçen gün öldürülen doktor, Okan Kocabay. İşte bana getirdiğiniz ölüm belgesi, adli tıp raporu, bir de Nergis Emiroğlu bağlantısı. Bir şey bulabildin mi? Ya ölmeden önce yaptığı bir telefon kaydı yakaladık. Bayağı ilginç bir kayıt. Bakalım bizi nereye götürecek? Kimle görüşmüş? İşin ilginç kısmı da orası. Lütfen kenara yanaşın. Lütfen kenara yanaşın. Allah Allah. Ne istiyorsunuz ya? İyi günler. Kimliğinizi görebilir miyim? Sorun nedir memur bey? Ben anlayamadım. Yani kırmızıda geçmedim, hız da yapmadım. Nedir? Biz ona bakmıyoruz hanımefendi. Kimliğinizi görebilir miyim? Neye bakıyorsunuz? Bir öğrenebilsem. Buyurun. Aylin Emiroğlu. Evet. Aşağı alayım sizi. Anlamadım. Neden aşağı iniyorum? Hanımefendi lütfen aşağı iner misiniz? Allah Allah. Allah. Sizi merkeze alıyoruz Aylin Hanım. Alalım hanımefendiyi. Ne? Lütfen nasıl? Benimle gelin. Lütfen. Ne? Buyurun. Ozan. Hocam. Sen neden buradasın bu saatte? Ya bitirmem gereken birkaç iş vardı da erken geldim o yüzden. Senin ustan biliyor mu burada olduğunu? Yok bilmiyor. Ben açtım dükkanı. Çay söyleyeyim mi hocam? Söyleme Ozan. Sen bana doğruyu söyle. Ya Ozan. Bana bir kere olsun doğruyu söyle. Sen neden buradasın? Aylin. Bir dakika. Ben eşiyim. Ha, buyurun konuşun. Neden getirdiler? Bir şey söylediler mi? Hayır, herkes dilini yutmuş. Memur bey bu nasıl iş? Vatandaş olarak bizim niye burada tutulduğumuzu öğrenmeye hakkımız yok mu? Elbet var. Öğrenirsiniz beyefendi. Ben dün kaybetmedim. Görevimden açığa alındığım için kaybetmedim. Ben bugün kaybettim Ozan. Sen okula gitmediğin için, vazgeçtiğin için, benim bütün emeklerim boşa gittiği için kaybettim ben. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Anlıyorum hocam. Çok iyi anlıyorum. Ustama siz verebilir misiniz? Veririm. Efendim abi. Aslan hemen gelmen lazım. Tamam geliyorum. Sakin, gayet yani. Beden dili çok rahat. Emiroğulları. Bunlar böyle. Buz gibi. Tepkisiz. Şimdi Allah aşkına, bunun bu kadar normal olması sizce de normal mi? Bu kadar rahat olması için bir tane sebep var mı? Düşünelim. Arabanızla alışverişe gidiyorsunuz. Polisler çeviriyor, merkeze getiriyor. Saatlerce bekletiyorlar. Kimse tek kelime etmiyor. Ama siz böyle rahatsınız. Yuh artık. Sen onu benim külahıma anlat. Ben olsam elim ayağıma dolaşmıştı. Bunun normali de bu zaten. Başına Kemal Müdür alınmıyor. Çok konuşma, gir içeri hadi. Merhaba. Merhaba. Köksal. Şimdi aldılar sorguya. Avukat hazırda beklesin. Çocukların haberi oldu mu? İyi. Sen de bir şey belli etme. Hadi. Kapı kolları 1958'de imal edildikten hemen sonra Eskişehir Demiryolları Fabrikası'na gönderilmiş. Eski adıyla Cer Atölye. Burada imal edilen vagonlara takılıyor. O vagonlarda şu anda atıl. Ve neredeyse hepsi servis dışı. Bulundukları yer? Tarihi Gar'ın kör hatları. Bizim çöpçü hala dolaşıyor mudur oralarda? Mümkün. Vagonlar hurdaya çıktı ama bu tip eski kapı kolları şu anda çok moda. Lüks villalar, bazı mekanlar dekorasyonda kullanıyor. Kapış kapış da gidiyor ha. Denemeye değer diyorsun. Bence de. Açtık. Şimdi Aylin Hanım. Burada maktulün yaptığı telefon konuşmaları var. Öldüğü gün 2 kez sizinle konuşmuş. Bir de öğleden önce. 11.43'te. İkincisi de gece yarısına doğru. 23.48'de. Evet. Aradı, konuştuk kendisiyle. Yani biz öyle zaman zaman birbirimizi arayıp hal hatır sorarız. Anlayamadım ben şimdi bunun için mi buradayım? Şimdi bu aramalar yani... Siz ne konuştunuz? Öyle herhangi bir şey değil yani. Havadan sudan şeyler. İşte nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, ben de iyiyim falan. Bunun gibi şeyler. Şu havadan sudan. Onu biraz açalım Aylin Hanım. Memur Bey. Doktor Okan benim kuzenim olur. Öyle mi? Kuzenim, evet. Halamın oğlu. Kardeş çocuklarıyız yani. Zaten çok merak ediyorsunuz. Nüfus kaydından da bakıp teyit edebilirsiniz. İlginç. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet yani Okan'ın ani kaybı bizim için de gerçekten şok edici oldu. Bak, resmen oynuyor bizimle. Adli tıpın sitesindeki bütün bilgiler istatistiki. Geçmiş zamanla otopsi kayıtlarına da erişim engeli var. Yani debelenip duruyorum anlayacağını. Hayır, Akıncı nasıl bu bilgilere ulaşmış anlayamıyorum. Eli kolu uzun bir arkadaşımız. Ulaşamadığı şey var mı? Orası öyle. Karşılaştığınızda sorarsın artık. Sen bunlara bakarken ben bir bankaya gidip geleyim diyorum. Tamam. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ayakta kalmayın, oturun isterseniz. Yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yok, ne rahatsızlığı? Ben çıkıyordum zaten. Tabii tabii kızım, sen işine bak. Buranın çok eski halini hatırlıyorum. Kumaş toptancısı vardı burada. Sonra hırdavatçı oldu. Sonra epey bir boş kaldı. İti uğursuzu hep dolmuştu. Yani bildiğin mezberelikti. İyi ki dünkü halini görmediniz. Çok emek var burada. Hem de çok fazla emek. Nergis kızım, ben bir hata yaptım. Çok vahim bir hata. Bu doktorla olan konuşmalar. Yani böyle ne bileyim. Kayda değer bir şey. Hani ilginç bir konuşma. Ölüm tehditleri alıyordu. Kimden? Terör örgütlerinden biri. Hangisi bilmiyorum. Para istemişler. Önce ciddiye almamış. Yani o zannetmiş ki hani dolandırıcı falan hani bu... enayileri açıp telefonda kandıran tipler var ya, onlardan biri zannetmiş. Sonra? Sonra iş ciddiye binmiş. Ne gibi? Detay bilmiyorum. Peki size bunları niye anlattı yani? Sizin kuzen? Yardım istedi. Ne gibi? Para istemişler. Ciddi miktarda bir para istemişler kendisine. Peki siz ne cevap verdiniz? Polise gitmesini söyledim. Başka ne söyleyebilirdim sizce? Vallahi inanın. Yani bravo. Ama keşke bu tavsiyeyi en başında verseymişsiniz. Yani daha iyi olurmuş. Bazen hiddete kapılırız. Bilhassa evladımız söz konusu olunca. Hiddet öyle bir şey ki insanın vicdanını törpüler. Adalet duygusunu köreltir. Sonra insan birden istemediği birine dönüverir. Tıpkı benim gibi. Bağışla beni Nergis kızım. Lütfen böyle söylemeyin. Sana haksızlık ettim. Ama ben sizin haklı olduğunuzu düşünüyorum. Şayet bir gün anne olursam eğer ve çocuğumu korumam gereken bir an gelip çatarsa, işte o zaman hep sizin dünkü halinizi hatırlayacağım. Fatih için nasıl çırpındığınızı. Siz çok iyi bir annesiniz. Yani ben sizin kadar iyi bir anne olabilir miyim? Orası oldukça şüpheli ama. Sen çok iyi bir anne olacaksın. Hem de çok çok iyi bir anne olacaksın Nergis kızım. İnşallah o günleri görürüz. Ona bir şey sormanı isteyeceğim. Peki, tamam. Evet, ne diyorduk? Polis, evet. Peki sizin bu kuzen sonra gitmiş mi polise? Bilmiyorum. Ya Aylin Hanım, işin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Şimdi bu öldürülen şahıslar, yani böyle ne hikmetse bunlar öldüğü günkü son konuşmaların hepsini sizinle yapıyorlar. Yani bu ilginç değil mi? Bakın, hayatta acı tesadüfler vardır bazen. Ve sadece bunlara dayanarak bana böyle tatsız ithamlarda bulunmanız inanın hiç hoş değil. Kadının maşallah dediği 5 dakika yaşamıyor. Efendim? Tamam, geliyorum. Bana acil bir telefon gelmiş. Buradan ayrılma. Emredersiniz müdürüm. Fatih Hoca'nın dersi vardı değil mi şimdi? Evet ya. Hem de 2 saat üst üste. Boş geçmesini istemediğim tek ders. Vallahi ben okuldan hep nefret ederdim. İnsan bir dersi, bir öğretmeni özler miymiş ya? Demek ki özlüyormuş. Selam millet. Oho! Hoş geldin. Arattın oğlum kendini. Fatih Hoca canını okudu mu sonunda senin? Sen nereden? Sen gambazladın değil mi beni? Evet, ben gambazladım. Ne olacak? Boş ver, iyi yapsın. Evet. İyi, tamam. O zaman bağlayın. Evet, benim Kemal. Evet, o Kemal. Sen kimsin? Ben Babür Şahin. Müdürüm, hatırladınız mı? Babür. Kulaksız Babür, bombacı Babür. Hatırlamaz mıyım? Senin gibileri aklımdan silemiyorum Babür. Ne yaptın, çıktın mı sen? Çıktım müdürüm. O zaman beni niye arıyorsun? Tekrar içeri mi tıkayım seni? Yok müdürüm. Acil bir şey için. Acil olduğunu söylediler, söyle bakalım neymiş? Telefonda olmaz müdürüm. O zaman çık gel buraya. Misafir edeyim seni, özlemişsindir, hasret giderirsin. Gelemem, takip ediyorlar beni. Kim takip ediyor? Bizim eskiler. Babür, oyalama beni. İşim gücüm var. Hadi. Ne söyleyeceksen söyle. Birileri bir şey hazırlıyor müdürüm. Büyük bir şey. Ben çok can yaktım hayatımda. Her gece rüyamdalar. Başka canlar yanmasın müdürüm. Beni bir 2 dakika dinlesen, başka istediğim bir şey yok senden. Bana bir 10 dakikanı ver müdürüm. Son zamanlarda fazla peşimizde dolaşmaya başladı bunlar. Durduk yere olmuyor bunlar Cevdet. Uyuyan yılanı uyandırdı. Hiç bakma bana öyle. Sen de gayet iyi biliyorsun. Nergis'ten bahsediyorum. İkide bir Nergis deyip durma bana. Ne diyeyim mesela? Ne dememi istersin? Ay, polislerin canı sıkılmış. Bu ara bize sarmak istediler. Nasıl mesela, böyle değil mi? Bu güzel mi? Hiçbir şey deme Aylin. Biraz susmayı dene. Bana bağırma Cevdet. Saatlerdir sorgudayım. Adamlara bir şey belli etmeyeceğim diye canım çıktı. Bu ailenin bütün pisliklerini ben temizliyorum. Hepinizin bütün pisliklerini ben... O pisliği başımıza açan sensin. Doktoru öldürmek zorunda değildin. Başka bir yol bulunabilirdi. Senden öğrendim. Senin en iyi bildiğin şeyi yaptım. Sen sorunlarını böyle çözmüyor musun? Hiç bana kızma. Öğretmenim sensin. Emiroğlu'nun sorgusu bitti mi? Bitti müdürüm, bitti. Ne yaptınız? Ellerim bomboş, işte öyle bir şey. Anladım. Durum yani. Hiçbir şey reddetmedi müdürüm. Ve her şeye verecek bir cevabı var. En güvenilmezi bunlardır zaten. İşte biz de öyle olunca bırakmak zorunda kaldık. Cin şişeden bir kere çıkınca... gerisi sabır işidir Taşkın. Sabır. Siz çıkıyor musunuz müdürüm? Evet, birini göreceğim. Dönecek misiniz? Yok, dönmem. Kimi görecektiniz? Amma sordum be kızım. Karım bu kadar sormuyor bana. Taşkın, al şunu benim başımdan. Tabii müdürüm. Kemal müdürle aranız iyi galiba. Babam gibidir. Toplam 8 kişiler. Çöpçü de aralarında. Silah görüyor musun? Olumsuz. Ne zaman istersen. Baba gel. Kalk. Kalk lan. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Birisi geldi. Neye benziyor? 50'lerinde. İri yapılı, esmer, bıyıklı. Gelirken yanından geçmiş olması lazım. Fark etmemen imkansız. Dönüşte bakarım. Bundan sonra da beraber çalışacağız. Eyvallah, tamam baba. Tamamdır baba. Benimlesiniz abi. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Ey! Baba. Kızım, Yasemin. Müsait miydin? Evet. Kusura bakma, kendi alıp telefonu çevirmiş numaranı. Tabii ben de farkına varamadım elinden alana kadar. Önemli değil, yalnızım zaten. Meral, bugün nasılsın? Daha iyi. Yasemin evde sıkılınca biraz hava alalım dedik. Dışarıya çıktık, belki parka falan uğrarız. Baba. Babası? Söyle kızım. Akşam gelecek misin? Hadi meşgul etmeyelim babayı. Oldu mu? İşi vardır belki. Olur. Hı. Hadi bakalım, hoşça kal de bakayım babaya. Hoşça kal. Kızım benim, hoşça kal canım. Rahatlayınca ararsın. Meral. Efendim? Sağ ol. Anlamadım, niçin? Bir ara uzun uzun anlatırım sana. Sağ ol. Yaramaz seni. oluyor lan? Hadi hadi çabuk çabuk. Koş 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 bu tarafa. Sakin ol. Sakin ol. Amerikalılar! Hark! Hark! Hoş geldin müdürüm. Babür, sen hiç yaşlanmaz mısın? Sanki cezaevinden değil, tatilden gelmiş gibisin. Rahmetli dayıma çekmişim. O da... Babür, acelem var, kısa kes. Bir sevkiyat olacak. Silah. Kime? Örgüte. Nereden? Ukrayna'dan geliyor. 2. el. Malları kim teslim alıyor? Karşında duruyor. Ben alacağım. Ne oluyor Babür? Örgütle aran mı açıldı? Satıyor musun sizinkileri? Bizde hainlik olmaz müdürüm. Hadi ya. Ne olur peki? Anlaşma olur müdürüm. Nasıl anlaşma? Malı getirmek kolay. Zor olan İstanbul'dan çıkarmak, bilirsin. Ne diyorsun lan sen? Söyledim müdürüm. Anlaşma diyorum. Arabada bir çanta var. İçi para dolu. Bize yolu aç, çantayı al git. Sen benimle bunun için mi buluşmak istedin? Evet. Doğruyu söylesem gelmezdin sen müdür. Bak, bu meslek seni yıpratmış. Para sana iyi gelir. Alırsın parayı, istersin emekliliğine. Bundan sonra paşa gönlün nerede? Nasıl istiyorsa öyle yaşarsın ha? Mikrofon mu aradın? Yok müdürüm, dediğim gibi bizde satış olmaz. Ağır ol müdürüm, ne yapıyorsun? Güneş, sana konum gönderiyorum. Hemen buraya ekip yolla. Tamam. Adamın vesikalıklarını çekmişsin. Çöpçü Amerikalı dedi. Peki Amerikalı denince aklına ilk ne geliyor? Gizli yapı. Peki sence gizli yapı çöplüklerden adam mı topluyor? Tabii ki hayır. Adamın telefonunda tek bir tane numara kayıtlı. Ah canım benim, kıyamam. Kimsesi yok muymuş zavallının? O da yabancı operatör. Çöpçü de yabancı operatör. Bu akşam bu sinirle sorguya çekersem Gebertirim ben bu şerefsizi. Yarın sabaha kalsın. Müdürüm, ben sabaha bekleyemem. Emniyette nöbetçiyim bu gece. Sabaha kadar da vakit geçmez. Siz gelene kadar ben şöyle ufaktan ufaktan... Ne halin varsa gör. Sağ olun müdürüm. Komiserim, muayenesi tamam. Sorguya hazır. Keyfin yerinde mi Babür? Tadını çıkar. Bir daha bu rahatlığı bulamayabilirsin. Bu rahatlığı bulamayabilirsin. Sen öyle san komiser. Vay vay vay, bizim çöpçüye bak sen. Herifte yok yokmuş be. Tecavüz, cinayet, gasp, uyuşturucu. 21. yüzyılı komple içeride geçirmesi lazım bunun. Yok, yetmez. Bence 22'den de ödünç alması lazım biraz. Bak işte böyle bir herife istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Tabii ki. Kolay da harcarsın. Böyle heriflerin arkasından ağlayan olmaz. Telefondaki numaradan bir şey çıktı mı? Aslan, vallahi sıra ona anca geldi. Hı. Ne yapsak, açsak mı? Eninde sonunda öğrenecekler öldüğünü. Aç. Bekle. Aç. Konuş, dinliyorum. Kimsin sen? Aradığın adamın arkadaşı. Öyle mi? Kendisi nerede? Cehenneme kadar gitti. Yerleşmeyi düşünüyormuş. Seni de yanına aldıracakmış. Sesini beğenmedi herhalde şerefsiz. Bunun yerini tespit edemeyiz. Korumalı. Evet. Bu tip korumaları istihbarat örgütleri kullanır. Peki sence aklı başında herhangi bir örgüt böyle bir herifle çalışır mı? Çalışmaz. O zaman bu herif ya aklı başında değil ya da istihbarattan değil. Ya da aklı başında olmayan bir Amerikalı. Böyle tanıdıklarımız var. Var tabii. Dünyada çok var onlardan. Ama benim adayım, yani mevcut tabloya en uygun isim işte bu. Bizim yakışıklı. Dışarı. Katliam olmuş resmen ya. Evet, öyle görünüyor. Yani bir şu adamların hırpaniliğine bakın. Bir de şu kullanılan silahlara. Sanki yeraltı ordusu. Allah kahretsin ya. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüzmüş. Hanım hatırlatmasa hiç aklımda yok biliyor musun? Bu saatte buralarda hiç hediyelik alacağım bir yer biliyor musun? Yok savcım, bilmiyorum. Komiserim. Ver bakayım. Ben bunu daha önce gördüm. Nerede? Akıncı'nın geçtiği her yerde gördüm. Alo Güneş. Sen merkezde misin? Evet başkomiserim. Nöbetçiyim bu gece. Güzel. Ben birazdan geleceğim. Seninle konuşacaklarım var. Tamam başkomiserim. Bir sevkiyat olacak. Silah. Kime? Örgüte. Nereden? Ukrayna'dan geliyor. İkinci el. Malları kim teslim alıyor? Karşında duruyor. Ben alacağım. Ne olur peki? Anlaşma olur müdürüm. Nasıl anlaşma? Malı getirmek kolay. Zor olan İstanbul'dan çıkarmak. Arabada bir çanta var. İçi para dolu. Bize yolu aç, çantayı al git. O zamanlar ortaokuldayım. Yaz tatili gelmiş. Babam beni bir döşemecinin yanına çırak vermiş. Ben tabii o zaman futbola aşığım. Bütün sene beklemişim. Yaz gelecek top peşinde koşturacağım diye. Neyse usta beni kovsun istiyorum. Kovsun ben gideyim top peşinde koşayım. Maça gireyim. Ustaya dedim ki, usta dedim, sen haftalık kaç lira vereceksin bana? Usta bir rakam söyledi. Ben de dedim ki... Ben bu paraya parmağımı bile oynatmam. Alırsın parayı. İstersin emekliliğini. Bundan sonra paşa gönlün nerede? Nasıl istiyorsa öyle yaşarsın ha? Ben bu paraya parmağımı bile oynatmam. Evet burası. Sinan yaklaştırır mısın? Aynı adam bak. Büyük ihtimalle diğer adamlar da şu an morgda. Başkomiserim ben hemen müdüre haber vereyim mi? Bırak. Adam bir geceyi de rahat geçiriversin. Acelesi yok yani. Sabah konuşuruz. Başkomiserim eğer bir emriniz yoksa ben sorguya iniyorum. Yok. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet Babür, anlat bakalım. O küçük beyninde Kemal Müdür neyin içine çekmeye çalıştın? Bir şeyin içine falan çekmeye çalıştım yok. Müdür zaten bu işin içinde. Ortağız yani bir şekilde. Ne diyorsun lan sen? Kemal Müdür bırak seninle ortak olmayı. Aynı kaldırımda bile yürümez. Duydun mu beni? Tabii tabii. Dünyadan haberiniz yok. Bana niye anlatıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Git telefonuna bak. Ne dinliyorsun sen? Yemekten konuşuyoruz. Sen ne yapacaksın? Önüne dön. Ah. Fatih. Hacer anlattı. Açığa aldım bu olayını. Canım sıkıldı. Benim de. Yani her soruşturma biraz gözdağıdır aslında. Ben çok soruşturma geçirdim. Sen de atlatırsın. Korkma. Bir şekilde atlatacağım da... bakalım ne şekil. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Yani aklından geçiyor mu? Yani aslında... kalıp boyun eğmekten iyidir ama... Köpürme öyle komiserim. Kemal Müdür ayakta uyutmuş sizi. Lan lafını bil de konuş, tepemin tasını attırma benim Babür. Bildiğim şeyi söylüyorum komiserim. Bir çay koysana bana ya. Yabancı sayılmam neticede. Sen ne çayından bahsediyorsun be? Sen kendin Kemal Müdür'e rüşvet teklif etmedin mi? O yüzden ağzını burnunu dağıtmadın mı bu adam? Dağıttı dağıtmasına. Elle çok ağırmış ha. Yeter be. Dayağı da yemişsin hala. Sen ne konuşuyorsun be? Şunu atlıyorsun komiserim. Rüşvet teklif ettiğim için değil, parayı az bulduğundan. Gebertirim lan seni. Gebertirim lan seni. Hayat nankör derler. Hiç düşünmedim. Öyle mi diye. Ama bildiğim bir şey var. Sen istediğin kadar plan yap. Hayaller kur. Hayat senin yaptığın planları bir şekilde bozuyor. Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış. Öyle demiş bir şair. Birkaç hayat. Evet. Evet, bu doğru. Biri olmadı mı ötekine geçeriz biz de, ne yapalım? 10. köyü aramak gibi. Sen? Hiç düşünür müsün başka bir hayat? Fatih. Benim gidecek başka bir hayatım yok. Vardır. Herkesin vardır. En olmadı hayallerinde. Bu hayal işte annem. Ne oluyor? Aa. Cüneyt. Ne işi var bu hergelenin benim kapımda? Ne oluyor işte? Bilmiyorum. Kemal, kim bu adamlar?